İsmail Saymaz, önceki gün HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'in bu kararının arkasında Bahçeli'nin olduğunu dile getirdi. İstifa sonrası Kocabey'in yaptığı açıklamayı Devlet Bahçeli'nin yazdırdığını dile getiren Saymaz, yaşanan durumu ise şu sözlerle aktardı. Bahçeli çeşitli bakanlıklardan çalışmalara dair bilgi istiyor. Bu bilgiler istediği zamanda, istediği hızda, istediği şekilde ellerine ulaşmamış. Özellikle Cumhur İttifakının Adalet ve Kalkınma Partisi ayağında Milliyetçi Hareket Partisi ile uyum konusunda bürokrasi açısından bir ağırdan alma olduğu, MHP'nin görmezden gelindiği algısı oluştu Devlet Bahçeli'de. Karar bu nedenle bıçak keser gibi alınmış. İstifa kararını alan Hamit Bey değil, Sayın Bahçeli. Hamit Bey de istifa edeceğini Bahçeli'den öğreniyor. Dolayısıyla bu kararı Adalet Bakanı da bilmiyor. Bu yüzden istifa kararı kamuoyunda duyurulduğunda benim duyduğum kadarıyla Sayın Adalet Bakanı Devlet Bahçeli'den randevu istiyor, telefonla görüşmek istiyor ve kendisine randevu verilmiyor. Telefona da çıkılmıyor ifadelerini kullandı. Hamit Kocabey'in istifasının Cumhur İttifakı açısından alarm düzeyinde bir vaka olduğunu ifade eden Saymaz sözlerini şöyle sürdürdü. En kritik anlardan biri. Çünkü bunun devamı radyo ve televizyon üst kurulu üyeleriyle devam edebilir. Radyo ve televizyon üst kurulu üyeleri birden bire nöt kaldığında Adalet ve Kalkınma Partisi, RTÜK'te tavır alamaz hale gelebilir. Ya da başkaca kurum kuruluşlarda, MHP'li üyeler tutum almaya başlarsa, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından ülke öyle arzu ettikleri gibi yönetilemez hale gelebilir. Hamit Bey'in istifası alelade bir istifa değil, bir hakimin, bir savcının görev yerinin değiştirilmesi gibi bir şey değil. HSK üyesi kolay kolay istifa etmez. Hele Hamit Bey gibi Devlet Bahçeli'nin adına orada bulunan bir kişi ancak parti kararıyla geri dönebilir. Nitekim Genel Başkanımızla istişare sonucunda oradaydım dedi. Bu milliyetçi hareket partisi cenahında AKP'ye açık bir mesaj, bence alarm durumu. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi cenahının çok açık sonuçlar çıkartması gerekiyor. Hele hele Adalet Bakanlığı'nın bu istifayı internetten öğrenip bilgi almak için Bahçeli'ye ulaşma çabasının karşılıksız kalması, eğer doğruysa ki ben doğru olduğunu düşünüyorum, daha büyük bir gerilimi tetikleyebilir. Dolayısıyla bir krizle karşı karşıya kalabilir Cumhur İttifakı dedi.